Zaman zaman cerrahlık da yaparız. Çokça beyin ameliyatı yapacağım galiba. Survivor'ın fenomen yarışmacılarından Semih'in imza gününde izdiham. Kimlere taş attı? Hangi sözleri olay oldu? Binlerce dansözle. Hayranı sürpriz yapmak isterken heyecandan işleri karıştırdı. Semih son anda durumu nasıl toparladı? Seni çok seviyorum. Benim de evimde misin? İçeri girmesiyle yer yerinden oynadı. Yüzlerce kişi tezahürata başladı. Elini öpmeye çalışanlar bile oldu. Ne aşkı. Survivor'ın fenomen haline gelen yarışmacılarından Semih Öztürk, Bakırköy'de katıldığı imza gününde popstar gibi karşılandı. Beni her mecrada, her platformda desteklediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde beni yalnız bırakmadınız. Semih Öztürk şüphesiz Survivor 2016'nın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Zafer, canımı sıkma benim bak he. Ne olur sıkma. Ağzını toplayacaksın, konuşmayı öğreneceksin. Küfür etmedim ki. Konuşmayı öğreneceksin. Küfür etmedim. Tamam mı? Burada şov yapma burada, şov yapma. Şov yapma, buradan şey gideceksin he, haberin olsun. Ne? Buradan bir şeyi yiyip, sopayı yiyip gideceksin, haberin olsun. Böyle, ya hala konuşuyor. Zafer, bu yaştan sonra ben mi sana eğitim vereceğim ya? Survivor boyunca Semih'in dillere dolanan bir lafı vardı hatırlarsanız. Bu sene Survivor'da çokça beyin ameliyatı yapacağım galiba. Hayranlarından Semih'e gelen ilk soru tabii ki o meşhur beyin ameliyatı ile ilgiliydi. Şu an gücün olsa o ameliyatı kime yapmak isterdin diye bir soru geldi. Semih soru karşısında biraz çekimser kalsa da yine nüktedan bir yanıt verdi. Biz zaten yapacağımızı yaptık. Sana ne ya? Sen kimsin? Sana ne? Tamam sana ne? Niye ağlıyorsun? Peki sana ne? Sana ne? Tamam sana ne? Sana ne? Peki, sana ne? Sen konuşmasan ben konuşmayacağım. Tamam. Sana ne? Oyunculuk eğitimi aldım, sinema eğitimi aldım. Zaman zaman cerrahlık da yaparız. Şimdi şu anki yaptığım iş, bir kitap yazdım biliyorsunuz. Burada ama oyunculuğumu konuşturmadım tabii ki. Burada gerçek, halis mulis benim ellerimden çıkan bir ürün. Ama zaman zaman tabii böyle işte cerrah olacağız, başka bir şeyler olacağız, manav olacağız belki. Şef oldum geçenlerde biliyorsunuz. Semih yine formundaydı. Yarışma bitti, yollar ayrıldı ama Semih Öztürk Survivor'daki eski rakiplerine taş atmadan duramadı. Survivor'da kim oynadı, kim gerçeği yansıttı sorusuna bakın nasıl cevap verdi. Sayın Serdar Ortaç buna çok güzel bir cevap vermişti zamanında. Binlerce dansöz var. Kaç yaptın? 2'de 0. Sen Türkçe konuşmayı biliyor musun? Sen Türkçe konuşmayı biliyor musun? Sen delikanlı gibi konuşacaksın. Oscar'lık oyuncular vardı. Semih Survivor'dan önce Ütopya'ya katılmış, hayatımın aşkı dediği Küre Tülay'la da o yarışmada tanışmıştı. Ufuk'ta evlilik var mı acaba? Bence çok güzel bir cevap veriyordun her zaman. Kısmet. Yani kısmet. Bu işler kısmet. Bu işler böyle hani planlı programlı olduğunu düşünmüyorum. Kısmet. Bir de itiraf geliyor Semih'ten. O da kıskanç, ben de kıskancım. Ben şöyle, sevenlerime de her zaman söylüyorum. Ben sevenlerime karşı da çok kıskancım. Ya insan sevdiğini kıskanır diye düşünüyorum. Yani kıskanacağız tabii ki, birbirimizi kıskanıyoruz. Semih evlilik konusunda kaçamak yanıtlar verse de hayranları daha cesur çıktı. Bir hayranı eline yüzüğünü alıp Semih'in yanına geldi ve Semih Öztürk'ün şahitliğinde sevgilisine evlenme teklifi etti. Seni çok seviyorum, benim de evlenir misin? Genç adam çok heyecanlıydı. Semih hemen duruma müdahale etti. Mikrofona cevap. Ulan böyle diz çökerek olur ya. Evet ama sen varsın diye şey yapmak istemedim. Evet. Burada orada gözükmezsin. Oraya gelin. Evet. Evet. Evet.
Hanımefendi evlilik teklifine evet dedi ama Semih genç çiftten çok daha heyecanlıydı. Bir günün daha sonuna geldik. Onlar olmuş Murat. Biz çıkalım. İnşallah mutluluğunuz Allah bir yastıkla kocasın diyorum. Yani bu da bir değişik bir şey oldu bizim için.